ben 8 Ekim 2021 tarihinde Halil ve Murat'ı işte babanla mahallede gezerlerken cep telefonuyla gizlice çekiyorsun. Yani bizim evin önünde gördüm. Hı hı. Zaten daha öncesinde de çekiyordum. Kapatmadım yani. Evet, kapatmadın. Peki sen o zaman şüphelendin mi onlardan? O günden sonra şüphelendim. O günden sonra şüphelendin. O günden önce şüphelenmedin mi? O günden sonra sadece düşünüyoruz ama o günden sonra böyle bir araştırmaya başladım yani. Hı hı. Yani mesela böyle kişilerden şüpheleniyorsun ama araştırdığında hani böyle kişi kişi yani birden kafanda canlanmıyor. Mesela atıyorum şu karşımdaki kişiden şüpheleniyorum. Hı hı. Yani onu böyle baştan aşağı araştırıyorum sonrasında. Yani onları daha önce hiç detaylı şekilde araştırmamıştım. Detaylı araştırmamıştın. O gün özellikle o görüntüler, birazdan ekrana getireceğim Seher'in yani cep telefonundaki görüntülerden sonra sen şey mi yaptın? Yani onların kesin bu işi yapmış olabileceğini mi düşündün? Yok, kesin değil. Yani şüphelen babamın yanına gelmişler. Baktım orada hani ne öğrenmeye çalışıyorlar, ne yapıyorlar. Eller böyle arkada geziyorlar. Şöyle. Beni görür görmez şey yapıyorlar zaten. Halil ile Murat. Aynen. İki kardeşten bahsediyoruz. Ben gelir gelmez gidiyorlar. Tam o görüntü ekranlara gelsin. Şey yani. Bakışlarından bir rahatsız olmuşsun. Peki o görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Kimseye inanmak istememiş, kimseyi duymak istemedim. Öldüğüne de inanmak istemedim hiçbir zaman. Yani rüya olduğuna inanmak istedim. Uyanınca geçer sandım. Geçmedi hiçbir şey. Kocası öldürüldü. Seher katillerin peşine düştü. Ya hanımın buraya şey olmaz. Keşke olmasaydı da. Orası öyle de yani. Tamam. Bu... Şimdi kapıda açtım. Girse. Maske aldım, maske aldım. 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 Akşam. Şimdi bu görüntülerin çekildiği tarih 8 Ekim 2021. Burak öldürüldükten yaklaşık bir 9 ay sonra çekilen bir görüntüden bahsediyoruz. Şimdi orada Seher, sen mi Halil ve Murat'ın yanına gidiyorsun, baban mı gidiyor, onlar mı sizin yanınıza geliyor? Onlar babamın yanına gitmişler. Onlar babanın yanına geliyorlar. Baban onlarla konuşuyor ama. Burası bizim evin önü zaten. Sizin evinizin önü. Peki keşke olmasaydı da olmuş diyen kim? Murat. Hı? Murat mı onu söylüyor? Baban değil, değil mi? Yok yok, değil. Onu Murat mı söylüyor? Aynen. Keşke olmasaydı da olmuş. Peki onların yanına gidince, yani sen de onlar, ya daha doğrusu onlar sizin yanınıza geliyor. Ben aslında onlarla hani konuşmak istedim. Hani konuştuğumda da hani böyle hani ses kaydı, hani böyle unutmamak için zaten hani görüntü ya da ses kaydını alıyorum. Unutmamak için. Çok unutmamak içinden ziyade onların hallerini, tavırlarını da yok, böyle belgelemeye çalışmak isteyen. Zaten fark ettiyseniz hani onları çekmeye çalışmıyorum. Zaten cebimde telefon. Aha. Sadece hani ses kaydı amacıyla. Niye ses kaydı da alabilirsin? Telefonların ses kaydı uygulaması da var. Görüntü... Mahalleyi çekerek geliyordum ya zaten. Ha, çekiyorsun mahalleyi. Bir önceki turda çekerek geliyordum zaten. Evleri çekiyordum etraftaki. Şimdi şunu açıklık getirelim. O dönemde kocan öldürüldükten sonra, bunu açıklamakta fayda var. Kocan öldürüldükten sonra şimdi emniyet herkesten şüpheleniyor. Şimdi emniyet her türlü çalışmayı yapar. Her türlü olasılığı değerlendirir. Hatta ben dün yayına emin olmak için yayından sonra soruyu sormuştum. Ve birkaç gün sonra sen katilin bulunması için emniyete kendin gidiyorsun. Ben size yardımcı olmak istiyorum diyorsun. Doğru mu? Yani evdeki eşyaları veriyorum. Verdin eşya. 3 gün sonra verdin. Sonra arkasından da emniyete gidip ben işte ifade vermek için çağırıyorlar. Komple ailecek gidiyoruz. O başka bir şey. Arkasından da bu olayın aydınlatılması için sen emniyete gidip ben de size yardımcı olmak istiyorum diyorsun. Doğru mu? Yani aramalar falan oldu. O bayağı sonra. Yok, onu sormuyorum ben. Dün yayın sonrası konuştuğumuz bir şey var ya. Şimdi sen şimdi böyle şöyle yani Seher. Bir ay sonra ya da 2 ay sonra şimdi falan. Bak şöyle bir şey. Açık ve net söyleyeyim. Bu görüntüleri çektiğin sırada onlar da o görüntüyü fark etmişler sonra ama yani ben olsam tepki koyardım. Niye beni çekiyorsun derdim. Şimdi riskli bir şey. Sen gidip emniyete ben de size yardımcı olmak istiyorum. Bildiğim her şeyi yaptı ya da yani sen emniyete bir anlamda yardımcı olmak için. Her bilgiyi verdim yani. Evet. Çünkü yardımcı olmak istedim yani. Peki bu talebi yani sen iletiyorsun emniyete, doğru Tabii. mu? Ben size yardımcı olmak istiyorum diyorsun. Yani ne yapabilirim dedim. Hani Hı-hı. onlar da hani şuraya Hı-hı. git falan. Hani bunları dedi yani. Peki emniyete Mali. Sen ne yapabilirim mi ne zaman söyledin? Cinayetten ne kadar süre sonra söyledin? Yani artık böyle Burak'ı bir tık tanımıştık ondan sonra. 2 ay sonra falan. 2-3 ay sonra falan. Peki sen bu görüntüleri çektikten sonra... 6 Ekim 2021 tarihinde bir ekran görüntüsü alıyorsun. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim sevgili izleyiciler. Öncesinde 14 Mayıs'ta yani bu görüntüleri çekmeden önce Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 6 ay önce falan. Sen bütün bilgileri mahalleden edindiğin bütün bilgileri emniyetle paylaşıyorsun. Emniyete aktarıyorsun. Öğrendiğin her şeyi aktarıyorsun. Evet. Ve aktardığın sırada da 14 Mayıs'ta. Ve kendin gidiyorsun emniyete, diyorsun ki ben size yardımcı olmak istiyorum diyorsun. Ve 14 Mayıs'a gittiğin zaman da daha doğrusu mesaj attığında da bütün bilgileri emniyetle paylaşıyorsun. Emniyette... En başından bari her bilgiyi ne duyduysam hepsini söyledim. Şimdi yani. 14 Mayıs'ta sen orada diyorsun ki sen o sırada işte Halillerden, Muratlardan şüphelendiğini, onların hallerinin, tavırlarının şüpheli olduğundan bahsediyorsun. Sürekli babamı arıyorlardı. Hı. Ama işte ben şunu anlamadım. Perde için bilmem ne. Perde için arıyorlar da sen bize dedin ya bu görüntüler çekildikten sonra ben onlardan tam anlamıyla şüphelendim. Derin ama... bir araştırma yaptım. Sosyal medyalarındaki paylaşımları gördüm. Hayır ama sen zaten 14 Mayıs'ta onlardan şüphelenmişsin. Ben herkesten şüphelendim ki. Ama onlardan daha çok şüphelenmişsin. Açık ama hatırlamıyorum şu anda. Yani senin emniyete gönderdiğin mesajlarda diyorsun ki çöpçüler ilk babaannemin cenazesinde tanıdım onları. Çünkü bizim cenazemiz... O zaman dediler ki hani mahalledeki kişileri şey yap dediler yani. Sen yardımcı olmak istediğin için mahalledeki herkesin bilgisini verdim ben onlara. Hı hı. Sen de o mahalle yani ama özellikle mesela onlarla ilgili olarak da Recep'in şeyle kayınbiraderle ilgili olarak da emniyete bayağı bir bilgi aktarmışsın. Ama aslında, hepsini aktardım. Evet yani dolayısıyla bu görüntüyü çektiğin ve onların şüpheli olarak baktığı şu görüntüler çektiğin sırada sen zaten onlardan şüpheleniyorsun. Ben herkesten şüpheleniyorum. Onlar bana kişiler hakkında bilgi istediklerinde ben şu kişi şudur, şöyle insanlardır, böyle insanlardır, şöyle şöyle mahallede böylelerdir. Yani bunları hepsini bütün mahalledeki kişiler de var zaten onların içinde. Hı hı. Ben zaten herkesten şüpheleniyorum ama bu görüntüden sonra onların sosyal medya paylaşımlarını gördüm zaten. Tehdit içerikli paylaşımlarını. Burak yani Fatih'e baktım, ondan onu buldum, ondan onu buldum derken. Bir de orada şey diyorsun, otopark yüzünden aşırı kavgalar olduğundan bahsediyorsun. Aşırı kavga var mıydı mahallede? Benim bildiğim kadarıyla birkaç olay var. Yani park yüzünden kavgalar çok oluyordu mahallede. Park meselesi yüzünden. Evet. Çok oluyor derken çok aşırı bayağı fazla da o yüzden yani. Yani emniyete gönderdiğin şeylerde, bilgilerde mahallede bayağı aşırı bir park kavgası olduğundan bahsediyorsun. Ya park sorunu var zaten. Herkes arabasını arabasını sığdıramıyor yani bir şekilde. Yani bir park meselesi var anladım. Evet. Ama park meselesi yani herkes biraz gergin yani herkes çünkü yer bulamıyor falan öyle park meselesi genel bir sıkıntı. Ondan sonra bazı yerlerde ama aşırı kavga yani cümle tam nasıl yanlış cümle kullanmayayım, haksızlık yapmayayım. Yani mahallede aktif bir park sorunu var yani. Evet aşırı bir şeyden bahsediyorsun. Aşırı bir gerginlikten bahsediyorsun. Kavgalar olduğundan bahsediyorsun. Yani size anlattığım kavgalar kavgaların hepsi zaten. Aşırı deyince acaba başka kimler kavga etti ben onu anlamaya çalıştım da. Aşırı derken yani biz herkes de kavgalı. Ya mesela diğer benim geldiğim sokaktakiler de kavga ediyor. Yani herkes bir kavga ediyor yani. Şiddetli kavgalar. Yani bayağı bir kavga oluyor. Ama sen işte arabanı neden oraya koydun? Sen arabanı ne yapıyor? Hep böyle şeyler tartışmalar çıkıyor yani mahalleyle. Şimdi sen Recep'i bir gün mahallede gördüğümde sanık Recep Orozoğlu'nu mahallede gördüğümde işte benim şüphelim bu diyorsun. O ne zamandı? Bu görüntüler kalsın lütfen. O 2022 yılında. 2022 yılında. Şubat'tan sonradır büyük bir ihtimalle. Yani Beyza o sırada onu şey yapmış mı? Yani sen Halil'den Beyza şey yapmamış ama emniyete sürekli gelip gidiyorum. Son zamanlarda da bana Recep de soruluyordu. Recep neredeydi gibi sorular da soruluyordu. Recep'i gördün mü o gün diye soruluyordu. Orada Şubat ayında Recep'i bir arkadaşınla beraber orada giderken mahallede görüyorsun diyorsun. İşte bu ben bundan şüpheleniyorum diyorsun. Benim şüphelim bu diyorum. Neden nesinden şüphelendin Recep'in? Baktın o sırada. Yani böyle kabadayı gibi yürüyordu zaten. Böyle bir değişik bir tavrı vardı. O sırada da kameranı görmediği tek bir nokta vardı. 1 metrelik bir alan. Oradan geçti. Yani sonrasında onu görür görmez zaten. Birinci şüphelim bu dedim. Yani his olarak mı dedim ne dedim bilmiyorum. Görür görmez bunu dedim yani. Sürekli muhabbet konuşuluyor çünkü emniyete gittiğimde. Yani vücut dilinden mi anladın onun katil olabileceğini? Vücut dilini anlamadım. Birinci şüphelim bu. Bu katil demedim ben hiç kimseye. Şüphelendim ama vücut dilinden şüphelendin yani. Birinci şüpheli bu demek. Yani onun öldürmüş olabileceği. Evde kalıyor. Yani sürekli bana o konuşuluyor. Yani o evde kalan kim? Yani o eve kim girebilir? O kapıyı kim kırabilir? Kim kırarsa dikkat çekmez.